Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi niye hoş geldiniz? Kanalıma. Evet. Burası o burası, çizgi filmde hani evet. O dedesi var ya, yaşlı sakallı beyaz sakallı. Evet. O rahmetlinin kasabaya gidiyorum dediği yer burası. Tamam. Burası değil mi? Rahmetlinin süt güğümüyle burada gittiği yer. İşte o köy burası. Evet. Bakın. Zaten araçlar da böyle tek gidiş tek geliş. Yollar dar falan filan. O köpeğin adı vardı, bir köpek vardı. Şu kahvede 51 oynuyorlar. Burası işte o Heidi'nin Peter'la koştuğu dağlarmış, tamam mı? Peter'la evet. Yaklaştık, bayağı bir yaklaştık. Çünkü köy hemen şu dağın eteğinde. Evet. Buradan başlayacağız. Evet. Şimdi Heidi'nin burada böyle koştuğu yoldayız. Koştum az önce, evet. Ne? Evet arkadaşlar, bu tellerde elektrik varmış. Yok ya. Kanmadım zaten. Bunlar Heidi'nin. Heidi'nin bir şey değil abi. Bir şey değil onlar arkadaşlar. Heidi'nin değil yani. Heidi'nin köpeğinin 3. nesil torunu. Evet. Arkadaşlar Heidi çizgi filmlerde bize çok güzel gösteriliyor ama dikkat edin, çizgi filmde bile ayakkabısı yok. Bu kırlarda hep çıplak ayakla dolaşıyor. Yazık, fakir mi? Hayır. Ya? Gerçekten Heidi diye birisi yaşamış ama köleymiş burada. Ciddi misin? Tabii. Dedesinin torunu falan değil. Yani Avrupa o kötü yüzünü hep böyle bize cilalayıp gösteriyor. Saklıyor. Bir dakika. Hı. Gerçekleri anlatalım. Tamam. Burada bir köleymiş ve o dönemlerde İsviçre'de yaşayan köleleri köle olduğunu anlamak için ne ayakkabı ne çorap verilirmiş. Sen ciddi söylüyorsun. Ben gerçek söylüyorum. Çıplak ayakla yaşarlarmış yani. Yanılmıyorsam şurası ya şu evdi ya şu sol taraftaki, şu dedesinin evi yukarısı. Şu köle olduğu için aşağı evde yaşıyormuş şurada. Ha, şimdi evet. Oraya girmek için bilet alacağız. Heidi House. Heidi'nin evi burasıymış arkadaşlar. Burası da Peter'ın evi, kentsel dönüşüm yapıyorlar. Dur bakalım. Peter'ın evine kentsel dönüşüm yapıyorlar arkadaşlar. Toki gelmiş buraya. Cidden bu Heidi'nin keçisi mi şimdi? Keçisi. Keçisinin torunu. Burada ne yazıyormuş? Beslemeyen yazıyor. Ya Heidi bir köle olarak böyle güzel bir yerde yaşıyor. Aynen. Hayvanı bile böyle güzel bir yerde yaşıyor. Heidi'nin keçisi. Çok kısa değil mi? Bu da bizim kuzumuz. Bu da Reyyan. Reyyan. Çeşme. İsviçre'de içilmez yazmadığı sürece her sudan içilebiliyormuş. Şöyle çekeyim. Suyu temiz İsviçre'nin. Ben de sizin için suyun tadına bakacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tek kelimeyle söylüyorum, çok güzel. Ya susadığımdan çok güzel ya da gerçekten güzel ama bayağı da soğuk. Tiketimizi aldık. Şimdi buraya gideceğiz. Heidi'nin evini gezmeye. Ne yazıyormuş burada? Please get your tickets at the information desk. Biz tiketimizi aldık. Tiketimiz şöyle bir şey. Şu telefonun ışığını açar mısın? Açarım. Burada meyve sebzeler gerçekten orijinal mi yoksa şey mi onlar, plastik mi? Plastik. Plastik hayran. Burada da dedesinin bira şişeleri. Bir türlü ayık olmayan dedesi. Şarap fıçıları. İkinci kattayız şimdi. Ayakkabılar, kıyafetler. Fırın.
ekmek yapmak için bak maketinde konuşuyor. Burası demek ki burada Haydi tabletle oynuyor. Haydi bak yine ayakkabısı yok, gördün mü? Burada Haydi tabletle oynamıyor. Benim burada çok güzel bir fotoğrafım var. Şu sandalyeyi çektim. Sen de çek istersen. Şuraya oturuyor. Sanki bunlarla konuşuyormuş. Konuşuyormuş ya. Bunların gözüne bakınca çok güzel fotoğraf çıkıyor. Bir de ne şüpheler hocam? Please don't touch diyor. Oturmayın demiyor. Ne diyor? Dokunmayın diyor. Aynen. Oturmayın demiyor. Şimdi başka odaya giriyoruz. Evet. Burası yatak. Burada da ne yazıyor? Yazılar seçilmiyor. Burada da böyle bir şeyler var. Böyle bir şeyler var. Şunu açmak isterdim de dokunmayalım. Burada da kıyafetler. Burada da boş bir sandık var. Burada da yine kıyafetler var. Burası da mutfak. Mutfağı görüyorsunuz. Çıkış o taraftan. Tabaklar. Buradan bir üst kata çıkalım. Kafayı vurmayalım. Çince yazıyor. Burası yatak odası. Haydi. Haydi'nin yatak odası. Haydi Sema. Haydi Suru. Burası Haydi'nin room'u. Odası. Biz az önce gösterdiğimiz hiç Haydi'nin odaları değilmiş o zaman aşağıdakiler. Haydi'nin yaşadığı yer burası. Köle Haydi. Köle Haydi. Çatı burası değil mi? Evet. Çatıda yaşıyor. Çatıda yaşıyor. Burada bebek var. Sandığı var. Haydi'nin yatağı, Haydi'nin kıyafeti. Burası Haydi's room'muş. Haydi'nin ayakkabıları. Hatıra defterini de imzaladık. İşte kitaplık. Ve burası çatı katı. Çatı katında Haydi'nin odası. Geri buradan iniyoruz. Bir zamanlar Haydi'nin yaşadığı ev burası. Evet. Haydi'nin evinden çıkıyoruz. Çıkışta böyle arkadaşlar. Su teknesi. Haydi'nin evi. Şu karşılar Alp Dağları. Şu karşılar Alp Dağları. Haydi'nin evinden herkese İsviçre'den selamlar. Ciao bella.